Hastalarımızın ameliyattan sonra genellikle her şeyi yemek isterler acıktıkları zaman ama özel bir diyete ihtiyaçları vardır. Bu sulu, yumuşak, oda sıcaklığında boğazı çizmeyecek çips gibi, ekmeğin kabuğu gibi, kuru köfte gibi şeyleri içermeyen sulu yumuşak diyetten oluşur. Genellikle ilk gün blenderdan geçirilmiş çorbalar, sebze çorbaları, su, süt, meyve suyu, çorba gibi şeylerle geçiştirilir. İkinci gün diyete patates püresi, büyük taneli makarna, muhallebi, sütlaç gibi şeyler eklenebilir. Amaç burada kolay yutulabilsin, boğazı çizip kanatmasın ve de erken dönemde de çocuğu yutkunurken ağrı vermesindir. Çok sıcak olması, çok soğuk olması çok istenilen bir şey değildir. Ameliyattan sonrasında biz çocuklara bazen hiçbir şeyi ilk saatlerde yemek istemedikleri için dondurma veririz. Bu onlara hem enerji sağlar hem de dondurmanın soğuk etkisinden faydalanırız o bölgede. Ama bu şu demek değildir ki günde 3 öğün dondurma yiyecekler. Hayır efendim. Mutlaka çocuklara dondurma bir top yedirdikten sonra ardından su içirmek lazım. Beslenme açısından ailelerin en çok söylediği şey bize ya efendim bir şey yemiyor. Yiyemez. Ağzınızda küçük bir dudağınızı ısırdığınızda bile canınız yanar yemek yerken. Kaldı ki iki tane kocaman yarası var çocukların boğazında o esnada. Ve etraftaki fibrin dokusuyla ve etraftan epitelizasyonla iyileşeceği için biz onun üzerine dikiş falan da atmayız. Açık bir yaradır yani. Bu yavaş yavaş 7. 10. günlerde fibrin dokular, kirli sarı beyaz renkteki dokular iltihap değildir. Bazen bize iltihaplandı boğazı diye getirirler çocuğu. Değildir. Onlar dökülecekler. Normal kırmızı rengine dönecek boğaz. İkinci haftadan sonra da her şey genellikle serbesttir. Ama unutulmamalıdır ki yani çocuk iyi diye asla ve katta 10. günü geçtik artık bir şey olmaz diye diyetin dışına çıkılmamalıdır. Çok geç dönemde nadir de olsa kanamalar olabilir. Herhangi bir kanama olduğu zaman elinizin ayağınıza dolaşmaması için mutlaka hekiminizin telefonunu yanınızda bulundurunuz. Küçük de olsa kanamalar mutlaka hekiminizle danışınız. Çünkü kanama miktarını belirleyecek olan siz değilsiniz, hekiminizdir. Herhangi bir tehlike anında mutlaka hekiminizle direkt kontağa giriniz. Diyetten asla ve katta ödün vermeyiniz. Bir şey yeme çok önemli değildir ama bir şey içme çok çok önemlidir. Vücudun susuz kalmaması önemlidir. Onun için sıvıda geri kalmamak bizim açımızdan daha değerlidir. Onun için de bol bol likit, çocuğun sevdiği herhangi bir şey olabilir. Önemli olan sıvının vücuda girmesidir, salgıların artırılmasıdır. Çünkü eğer yeterince sıvı alamazsa vücut dehidrate kalır ve buna bağlı olarak ateş yükselmesi olabilir. Yine buna bağlı olarak kanamalar görülebilir. Bunlardan kaçınmak için özellikle sıvı konusunda ısrarcı olmakta fayda vardır çocuklara. Ama baktınız ki özellikle çok küçük çocuklarda bu sıvı konusunda, yeme içme konusunda çok başarılı olamıyorsunuz. Yine hekiminizle birlikte karar vererek hastane ortamında gerekirse zaman zaman çok nadir de olsa çok küçük çocuklarda, 2 yaş civarındaki çocuklarda damar yoluyla beslemelere geçilmesi gerekebilir. Çok istediğimiz bir şey olmasa bile. Onun için çocukları içmeye zorlamak lazım. Yemeye değil, yiyebildikleri kadar yemeleri yeterli olur. Bazen 1-2 kilo kaybettikleri görülebilir bu süreç içerisinde, 2 haftalık süreç içerisinde. Ama sonrasında göreceksiniz yemeleri, içmeleri çok hızlı bir şekilde düzelip hem boy atacaklar, kilo alacaklar, beslenmeleri çok düzelecek ve sizi de mutlu edecektir.